Merhaba arkadaşlar, gitarteknikleri.com'a hoş geldiniz. Bugün sizlere uzun zamandır beklediğiniz bir gitarı tanıtacağım. Fender Squier Bullet serisi. Bu elimdeki gitar başlangıç seviyesinde Fender alamayacak, bütçesi uygun olmayan arkadaşların tercih edebileceği bir model olabilir. Kalite olarak güzel, hani fiyatını gerçekten hak eden gitarlardan, en azından piyasada bu fiyatlar alacağınız gitarlardan biraz farklı olacak. Nasıl bir farklılık olacak dersiniz? Bir kere hiçbir şekilde akor sorunu yok. Ben aşağı yukarı şu an bir saattir çalıyorum. Kutusundan çıkardık. Bir kere ayarını yaptık ve şu an hiçbir şekilde akoru bozulmadı. Zaten sap ayarı falan kutusunda genellikle ayarlı çıkıyor. Yani alacağınız gitarlar size de bu şekil. Küçük tabii ki kendinize özgü ayarlar yapmanız gerekecektir. Gitarın özelliklerinden bahsedersek standart gövdesi bir kere basswood, yani ıhlamur ağacı dediğimiz ağaçtan yapılmıştır. Fender'in Squier sitesinde de zaten böyle beyan ediliyor. Biz şu an o bilgilere bakıp sizlere bunu söylüyorum. Klavyemiz akçaağaç ve ön tarafı da tuş edildiğimiz yerde gül ağacı. Jumbo fretler kullanılmış, 21 perde, single manyetikler var üstünde, single coil pickup dediğimiz. Yani standart Fender gitarlarda ne varsa bu gitarda da var diyebilirim. Size ben burada çok fazla hani bu gitarın kültüründen, yapısından daha çok size birazcık tonlarını anlatmaya çalışacağım. Kullandığımız ekipman ise Marshall'ın JVM 210 head kafa amfisi ve 1960 vintage kabine bağladık. Bir kondenser mikrofonla size bunu şu an aktaracağım. Clean soundlarından başlayacağım. Üstteki daha demin de introda dinlediğiniz manyetik pozisyonu da zaten neck manyetiydi, yani sap manyetiydi. Şimdi onu açıyorum ve size bazı uygulamalarla gösteriyorum. Önce akor pozisyonlarında, bar ile akor pozisyonlarında bahsedeceğim. Gördüğünüz gibi sustain ile herhangi bir oynamamız ya da herhangi bir burada size soundlarda en başından beri ilk yaptığımız videolardan beri hiçbir şekilde böyle bir aldatmaca kullanmadık. Orijinalini duyuyorsanız ben de şu an onu duyuyorum. Sesi bu şekilde uzayıp gidiyor. Şimdi dördüncü switch pozisyonunu aldım. Buradaki görmüş olduğunuz saptaki single manyetikle ortadaki middle manyetiğimiz şu an aktif ve ikisinin sound'u benim en çok sevdiğim aslında Fender soundlarından biridir. Şimdi size biraz onu dinleteyim. Gitarımızın üzerinde de bu arada onu da söylemeyi unuttum, hatırlatayım. Vintage tremolo var. Yani olması gerektiği gibi zaten Fender Designer'ında ne varsa Squier Bullet serisinde de aynıları var. Şimdi orta pozisyonu aldım. Sadece middle manyetim çalışıyor, orta manyetim. Ve alacağınız sound biraz daha karakterli olacaktır. Bilmiyorum, belki aranızda dinleyenler vardır. Papa Chubby diye bir gitarist var. Fender gitar kullanır kendisi. Orta manyetikle genellikle kayıtlarını o şekilde kullanarak pozisyonlarını şey yapıyor, soundlarını. Bunu tondan da zaten anlayabiliyorsunuz. İyi bir Fender dinleyicisiyseniz, bakın kullanıcısından demiyorum, Fender dinleyicisi, yani blues ve rock soundlarındaki farklı grupları çok dinliyorsanız zaten gitaristlerin hangi manyetik pozisyonunu kullandığını az çok anlayabiliyorsunuz. Zaten belli ediyor kendini. Hani ona uygun da bir ton yarattığınızda kendi setup'ınızda zaten size bu sound farklılığını algılayabiliyorsunuz. Gayet güzel oluyor. Şimdi burada ikinci pozisyonu aldım. Şuradaki orta manyetiğimle köprü kısmındaki single manyetiğim aktif ve ikisini sound'unu dinleyelim. Ve geldik işin en can alıcı kısmı aslında. Biraz daha tiz karakterli, biraz daha sesim parlak çıktı. Köprü pozisyonundaki single manyetiğimize geldik. Bunu daha çok finger steel kullanan gitaristler birazcık tercih ediyor solo atarken. Şimdi size onlarla ilgili biraz örnek vereceğim. Thank you.
gördüğünüz gibi yani ben beğendim. Tabii ki hiçbir zaman bir Fender gibi değil ama bence gayet de yeterli. Yani en azından başlangıç seviyesinde güzel bir sıtırtım olsun diyorsanız. Şu an bakın elimi çektim. Volümüm açık ve bilmiyorum size gelen dip gürültüsü şu an çok az olmalı. Bu da gitarın kendi özelliğinden kaynaklanıyor. Normalde bu daha fazla olurdu ama burada birazcık da sessiz diyelim. Tabii ki bizim sistemlerimizdeki topraklama, amfinin birazcık kalitesi bunu etki eder. Bize her zaman soruyorlar niye çok iyi amfilerde deniyorsunuz? Bunu Özcan abi de açıklamıştı. Ben de biraz açıklayayım. İyi amfilerde her zaman alacağınız soundlar gitarın kendi karakterini belli eder. Şimdi ben bu gitarı 10 wattlık bir amfiye takarsam bu gitarın soundundan çok amfinin kendi soundunu duyarsınız. 10 wattlık bir amfiye yani iyi bir gitar da bağlısınız. Şöyle 1-2 milyarlık iyi markalarlı gitarları da bağlısınız. Onda da alacağınız ses biraz daha gür olur. Bakın amfinin ton kalitesini demiyorum veya gitarın ton kalitesini. Orada tamamen alacağınız saat. Benim bu şahsi görüşüm. Tabii ki katılan ve katılmayanlar olabilir. O yüzden biz iyi amfilerde size referans olabilecek soundları vermeye çalışıyoruz. Şimdi artık drive soundlarına geçelim biraz daha yavaş yavaş. Evet arkadaşlar, şimdi amfimizi drive sound'unu aldık. Bu arada distortion sound değil, overdrive sound'unu aldık. Yani bilenler bilir, Marshall'ın turuncu renkli olan distortion overdrive drive katını aldık daha doğrusu düzelteyim. Şimdi benim volümüm kapalı. Size önce açıp dip gürültüsünü dinletmek istiyorum. Drive'da tabii ki clean'den daha fazla bir dip gürültüsü alacaksınız ki Fender gitarlarda bu çok normaldir. Yani single gitarlı manyetiklerde ama o kadar da çok ben abartı olmadığını düşünüyorum. Yani sizi rahatsız edecek kadar bir dip gürültüsü olduğunu düşünmüyorum. Şu an bence bu olması gereken normal. Bunu Jim Hendrix'in 65-70'li yıllarda kaydettiği soundlarda ben duyuyorum. Öyle albümlerim var, dinliyorum. Ve orada da var bu. Her yerde var yani Fender gitar kullanan. Stüdyo kayıtlarında bile çıkıyor. Bunun önüne geçmeniz ancak noises pedallarla veya efektlerle veya herhangi başka bir sistemle olacaktır. Ben dert etmiyorum. Umarım siz de dert etmezsiniz bunu. Şimdi gene gördüğünüz gibi en üst pozisyonda, 5. pozisyonda köprü manyeti düzeltiyorum. Sap manyetiyle devam ediyoruz sound'umuza. Bu alacağınız en parlak, en gür sound'lardan birisi olacaktır. Ya da benim için böyle düzelteyim, genelleme yapmayayım. Şimdi biraz başlayalım. Gördüğünüz gibi oldukça başarılı. Tabii ara pozisyonu aldığımda otomatik olarak gördüğünüz gibi şu an dip gürültüsü %80 daha azalacaktır. Bir de burada deneyelim bakalım drive sound'umuz nasıl geliyor. Bu arada arkadaşlar bütün tuşenize yanıt verebilir üzerindeki manyetikler. Yani ekstradan. Tabii ki ileride modifikasyon yapabilirsiniz. Bu gitarlar bence bunlara cevap verecektir. Bentleri de gördüğünüz gibi hiçbir şekilde radyosundan dolayı bir azalma olmuyor. Güzel olmuş jumbo fretleri. Orta manyeti aldık. İkinci pozisyonumuzdayız. Thank you.
son manyetiğimize. Burada da daha demin clean soundlarında söylediğim her şey biraz daha geçerli olacak. Arkadaşlar, umarım verdiğim bilgiler size faydalı olmuştur. Tabii arada bulunduğumuz ortamdan dolayı biraz sıcak olduğundan bazı küçük hatalar yaptım. Biraz ter bastı. Genel olarak ben gitarın yeni başlayacak. Fender'i yine tekrar edeyim. Bütçesi olmayacak arkadaşlara. Yol gösterecek bir gitar olduğundan eminim. Umarım sizler de benimle aynı fikri paylaşıyorsunuzdur. Sound olarak da gayet ben başarılı buldum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.